Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bakın burada Çin bölgesinden gelen haber üzerine konuşacağız. Ve tabii ki bu durumu değerlendireceğiz. Her videoda olduğu gibi eğer vakit kalırsa alınabilecek iyi sağlam yapay zeka coinlerine de göz atmaya çalışacağız diyebilirim. Şimdi neyse şurada şunu bir düzeltelim ve şuraya geçelim. Çin bölgesinden gelen stratejik ortaklık haberi bu altcoin'de volatiliteyi artırdı diyor. Tamam. Ölçeklenebilirlik. Bu arada şu ölçeklenebilirlik çok önemli bir şey. Özellikle boğa sezonlarında e, özellik anlamında resmen aranan kandır. Yani Binance'ın az mı başı ağrıdı bundan dolayı. Ee, kesinlikle onu söyleyebilirim yani Binance tarafında tıkanıklıklar biliyorsunuz. Gaz ücretleri patladı. Ağda işte işlemler duraklatıldı, cart çurt ki toplamda mayıs ayında 6-7 saat boyunca totalde işlemlerin durdurulduğunu hatırlarsınız. Aynı zamanda Ethereum'da da 20 dakikalığına bir ölçeklenebilirlik sorunu sebebiyle ağ tıkanıklığı gerçekleşmişti. İşte tam da bu yüzden Vitalik Buterin bu kadar katman protokollerine önem veriyor ve Shibarium Polygon gibi projeleri destekliyor. Yüksek işlem ücretleri ve düşük işlem hızı sorunlarını çözmeyi amaçlayan bir altcoin platformu olan IOS bölgedeki Web3 şirketlerini destekleyen bir dijital inovasyon merkezi olan Hong Kong Web3up'la stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Bakın ben sürekli şunu söylüyorum. Bu arada iOS projesini de çok beğenirim. Ee, sürekli söylediğim şey zaten bu. Şu anda Hong Kong öyle bir e, hareket gerçekleştiriyor ki adamlar resmen saatli bomba gibi geziyorlar ortalıkta ama iyi anlamda. Sürekli piyasa içerisinde bir haber. Adamlar bir patlatıyor bir tane altcoin'i uçuruyor falan. Ötekini bir veriyor işte uçuyor tarzında. Ee, bunu Tabii ki hangi altcoinlerde çok etkin oluyorlar. Bunu da çözebilmek çok zor değil. Hep söylüyorum Web3. Hong Kong şu anda özellikle Web3 üzerinde duruyor ki Hong Kong'un adı geçmişken hatırlatalım. Yarın önemli gün olacak ki bu gece 12.00 itibariyle çalışmalar başlamak suretiyle 1 Haziran'la beraber Hong Kong tarafında resmen yasal çerçeve oluşturulup Kripto yatırımcılarının kripto para alıp satmaları e, yasal olacaktır. Bunu da bilmek gerekiyor. Çünkü önemli bir husustur. Gayet iyi biliyorsunuz. Aynı zamanda borsaların lisanslanabilirliği konusunda da çerçeveyi oluşturmuş olacaklar. Web3 projeleri üzerinde Hong Kong şu anda çok duruyor. Aynı zamanda post mekanizmaları üzerinde. Özellikle hem Web3 e, üzerinde inovatif olan, biri Web3 projesi olan aynı zamanda post konsensüs mekanizmasını kullanan bakınız Ethereum, Cardano gibi piyasadaki e, kripto paralar, projeler Hong Kong'un daha çok radarında olduğunu hepimiz biliyoruz. Hong Kong'un Web3 sektörünün sürdürülebilir inovasyonu ve gelişimi için blockchain çekirdek teknoloji desteği ve küresel ekosistem güçlendirmesi sağlamak. Tamam. Hong Kong'da kurulacak küresel kripto para web3 şirketlerini çekmek ve bölgeye giren web3 şirketleri için değişim ve işbirliği fırsatlarını kolaylaştırmak. Heh. Bir açık açık söylemediğiniz kaldı. ABD'den bize gelin diye. Onu da yakında söylersiniz artık da zaten merak etmeyin geliyorlar yani. Zaten geliyorlar. Onda bir sıkıntı yok. Joe Biden vergiyi kaldırdı diye iyak kurtaramaz. Hong Kong'a giren web3 işletmeleri için dinamik bir dijital endüstri inovasyon ortamı kapsamlı ekolojik destek planları ve uygun inkubasyon ve güçlendirme önlemleri oluşturmak, Hong Kong'da uluslararası ve yenilikçi bir Web3 dijital ekosistem merkezi oluşturmak diyor. Zaten biliyorsunuz yakın zamanda Web3 altcoin'leri üzerinden de e, spesifik olarak konuştuk ve bunları tek tek inceledik. Tabi piyasada farklı Web3 projeleri var hatta çok fazla var işte e, bakın AVAX olsun ADA olsun ne bileyim. Ethereum olsun bunlar zaten en çok bilinenleri olduğunu da biliyoruz. Ortaklık ayrıca IOS ve BitValue tarafından başlatılan 5 milyon dolarlık ekosistem teşvik fonu e, fonunu Hong Kong pazarı için özel destek planıyla bütünleştirecek. Zaten şöyle Hong Kong tarafından çok fazla fon çıkıyor. Özellikle Hong Kong'un özel sektörü e, devlet desteğiyle birlikte kripto projelerine öyle bir fon ayırıyor ki Millet resmen ağzı açık bir şekilde e, patır patır Hong Kong'a geçiyor tarzında bir durum. Ya boşu boşuna denmiyor bu boğa sezonunu Çin katalize edecek diye zaten. Web3 Hub'ın küresel hızlandırma programı ve ekosistem fonu ile birlikte ortaklık Hong Kong'daki Web3 işletmelerinin dijital dönüşümünü ve ilerlemesini destekleyecek diyor. Evet. Yakın zamanda tabi bu arada şey de geldi. E, Hong Kong'da biliyorsunuz bir fon hazırlandı ki bu fona Çin'deki özel sektör de dahil oldu. Yine POS ve Web3 projelerine ayrılacak bir toplamda 30 milyon dolarlık fon ayrılmıştı. IOST yatay ölçeklenebilirlik ve yüksek işlem hacmi sağlamak için tasarlanmış yeni ve yenilikçi bir blok zinciri paradigması sunduğunu iddia eden bir blok zinciri platformudur. başarılı buluyorum. Mesela aksine suyu da bu şekilde Sui projesi biliyorsunuz çok yakın zaman içerisinde çıkmıştı. Çıkışıyla birlikte de inanılmaz derecede katlama oranları bıraktı. İşte e, şimdi bir neyse bir şey söylemeyeyim spekülatif olur. Ama ben mesela Sui'yi uzun vadede e, asla kullanılabilir bulmuyorum. Ha, bu boğa sezonunda gerçekten iki haneli fiyatlara ulaşabilir 10-12x civarında. E, yükseliş hareketlerini ben yapabileceğini düşünüyorum. Sui özelinde konuşursak. Ama uzun vadede e, bu unlock meseleleri, aynı zamanda faiz oranlarının dengeli olmayacağının şimdiden belli olması, resmen arasında bir uçurum bulunması, coin'i büyük ihtimalle onu enflasyona sürükleyecek uzun vadede e, gelecek yıllarda. A notlarının stake'lerine geçmiş katkı ve davranışlarına göre seçen ve POP adı verilen hibrit bir konsensüs mekanizması kullanıyor diyor, evet. Şimdi e, şuradaki şeyden devam edelim ve şöyle bir başlayalım. Ne bu? E, diyor ki, diyor ki diyorum ya. En son şey demiştik, o işin demiştik. E, burada da Fetchay'dan bahsedeceğiz. Bakın Fetchay şu anda piyasadaki en sağlam ve en meyilli kripto paralardan bir tanesi. Fett'e bir şeye çok dikkatini sizin de çekmiştir. Tıpkı Floki, Agitz genel itibariyle pip gibi coin'lere yaptığımız bir yorumu içeren şekilde elde tutma oranları yüksek, likidasyon yüksek, trader oranları yüksek. Yani coin resmen patlamaya hazır bir saatli bomba. Piyasa açıldığında ben ciddi yükselişler bekliyorum. Zaten sezonun katalizörü ve sürekli anlamda yatırımcı çekmeye, ortaklık almaya devam ediyor. FED açık ara en ileriden bir tanesi olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.